Selamun Aleyküm sevgili kardeşim. Sorunu okuyacağım. Ama bir ilahiyatçı yani bunu hem de Risale okuyorsun. Nasıl bunu iş yapamadın ya bu kadar? Yani bu zor da değil ya. Bunaşman lazımdı. Diyor ki ee, Allah bizim fiilimizi biliyor. Tamam. Bilmesinin nedeni niye biliyor Allah? Yazdığını okuyorum bizim o fiili öyle yapıyor olmamız. Ondan biliyor diyorsun. Yani bilmesi bizim fiilimize göre oluyor. O zaman biz Allah'ın ilmini belirliyoruz bir manada. <laughs> mutlak bir zatın mutlak olan ilmi, mutlak olmayan bizdeki tesiri söz konusu. İlmi hmm. İlim maluma tabi. Allah'ın ilmi bizim malumuza nasıl tabi oluyor? i̇bn Sina ilminin keyfiyetini tam idrak edemeyiz, tabi, tabi olmalıyız diyor. Teslimiyet içeren bir cevap değil de akla ve kalbe hitap eden bir cevap arıyoruz. Ben de arıyorum sevgili kardeşim ama oturarak böyle sağa sola bunu yazarak olmaz. Tetikat yapacaksın, Risale-i Nur'a gireceksin, e, ilim yazacaksın. Kaç tane ilim var? Ondan sonra e, bak... E ee, ilmi muhi tezeli var. Üç tane kelime. İlmi muhi tezeli bu sıfat. İlmi ezeli var. Esma. E ee, ilim var. E ee, çekirdek olarak, çekirdek mechul diyoruz. Ee, sonra daire ilim var. Daire ilim var. Yani insanların mevcudatın yaptıkları Hareketleri ortaya çıkardıkları ilim, yani mesela çiçeğe bakarak çiçekten aldıkları ilim, bu daire ilime geçer. Sonra bir de cilve ilim var. Yani insanların şu anda kendilerinin kullandığı kafalarında. Şimdi bir çiçeğe baksak biz bilim adamı olarak bilim insanı olarak çiçekten bir e, ottan bir ilim yaparız laboratuvara sokarız deney yaparız alttan bakarız üstten bakarız Or, oraya dayalı o kaynaklı bir şeyler elde ederiz bu ilim kazanılan ilim senin bu ilmin senin bu ilmin ilimdir nereye bağlı çiçeğe çiçekten elde ettin Çiçeği ortadan kaldırırsan senin ilmin olur mu? Olmaz. Çünkü senin ilmin çiçeğe bağlı. Çiçek nedir malum? Senin ilmin nedir? Maluma tabi olan ilim. Tamam. Bir de bizim çiçekten elde ettiğimiz ilim dışında Allah çiçeği yaparken senin çiçekten elde ettiğin ilmi kullanmıyor. Başka bir ilim kullanıyor. Bir daha. Sen çiçeğe bakarak bazı bilgiler elde ettin. Çiçeği denedin, kestin, doğradın, suya koydun. Senin ilmin malum olan çiçeğe bağlı. Ama burada dur. Ama Allah o çiçeği yoktan var edecek. Allah varken hiçbir şey yoktu. O çiçeği yaratacağı zaman kullandığı ilim senin çiçeğe bakıp elde ettiğin ilimle hiç alakası yok. Hiç onun içinde senin ilmin. İşte insanoğlu Allah'ın yoktan yarattığı çiçeği, çiçeği yoktan yaratırken kullandığı ilme insanoğlu hiçbir zaman ulaşamaz. Yoktan yaratmaya dair ilim Buna üç tane kelime ile ifade edilir külliyatta. Benim anladığım tabi ilmi muhiti ezeli. Bu Allah'ın sıfatı. İlmi ezeli ise esmadır. İlim ise mecul veya lefi mahfuzdur. Lefi ezeli yani daireyi ondan sonra. Lefi mahfuz. Bir de lefi mahfuzun dairesi var. Daire-i ilim. Bir de bizde cilve ilim var. Biz çiçekten elde ettiğimiz ilim daire ilme gider. Lefi Mahfuz'un defterine gider. Yani senin çiçekten elde ettiğin ilimle yok olan çiçeği yaratırken kullanılan ilim hiç alakası yok. i̇lim maluma tabi beşere beşere hitap ediyor. Yani Allah'ın ilmi Ha, nereye bağlıymış? Şu mevcudata. E mevcudat yokken Allah bu mevcudat yaratmadan önce ilmi yok muydu? Yani ilim, ha ilim maluma tabi derken beşere hitap ediyor. Beşerin ilmi maluma tabi tabi. Çiçek yok. Çiçek ilmin nerede olacak ki sende? Soba yok. Soba ilmi olur mu? Tasavvur edeceksin, düşüneceksin, düşüneceksin sonra yaratacaksın. Şey yapacaksın. Anladın Şimdi gelelim diğer şeye. Şimdi daha biz kendimizi nerede Allah'ın ilmini konuşuyoruz. Şimdi bir ihtiyardan bahsedeyim bir de irade. Bir kafaya elini koy. Kafanın içinde ihtiyar var. Elini aşağıya kalbine indir vicdan var. Vicdanda da bir de irade var. Vicdanda ne var? Bir de zihin var. Zihindeki ilim kafadaki akla benzemiyor. Tamam mı? Benzemiyor, farklı. İhtiyar, ihtiyar nedir? Geçmiş ve gelecekle alakası olmayıp halde tercihler yapmak. Ve bununla alakalı ilim var. İhtiyara bağlı olan ilim var. Mazi ve mustakbelden kopuk mesela kafirin küfrü. O da bazı mantıklar yürütmüş. İnkarına. E, kainatta inkarın vücudu var mı? Yok. Küfrün vücudu var mı? Yok. Nerede var? mesela diyor ki kafasızın kafasında var. işte şirke yer yok. Demek ki ihtiyar mazi ve mustakbelle alakası yok. O mu bu mu şu mu? Halde tercih yapmak. Bu da ihtiyara bağlı olan ilim var. Bir de irade var. İlahiyatçı olduğun için sana başka bir sahaya da sokmak istiyor. Kader. Kaderi kökten çözmen için. Bir de irade var. İrade de vicdana ait sıfattır. Peki irade ile irade nedir peki? Maziyi, mazi ile istikbale bakıp halde ihtiyara tercih ettiriyor. O zaman irade neymiş? Mazi ve mustakbeli tazamun ediyor. İrade geçmişiyle geleceğe bakıp halde ihtiyara malzeme veriyor. İrade neydi? Geçmiş ve gelecekle alakası yok. Haldeki tercihtir. Onun için elestu bir rabbikum meselesinde ihtiyarla yapmamışız. İrade ile yapmışız. İhtiyar beşeriyettir. Şerlerle dolu olduğumuz şu alemi şehadete geldikten sonra. Elestu bir rabbikum kalu belada e, oradaki söylenen söz irade ile olmuştur. İrade vicdana ait bir sıfattır. Vicdanı soğan kabuğu gibi düşünürsen soğanın dışındaki o kırmızıya vicdanın içini kesiyoruz. Tamam mı? Karpuz gibi kes. En dış tarafına irade. Biraz içeriye doğru git. Karpuzun o yeşilinden beyazına doğru git. E, iradeden sonra zihin. Biraz da içeriye gir. His. Biraz da içeriye gir. Latife-i Rabbaniye. İrade orada. İhtiyar nerede? Dima'da. Soğan kabuğu gibi dışarıdan içeriye doğru gidelim kafaya. Dima. Tasavvur şey tahayyül. Gir içeriye. Tasavvur gir içeriye. Tahakkul gir içeriye. Tasdik. Bak ilim orada. İlim tasdikte bizim. Akıldaki ilim nedir? Surettir. Daha kendimizdeki ilimin yerlerini bilmiyoruz be kardeşim. Bak akılda ilmin sureti var. Gir içeriye akıldan sonra tasdik. Yeriçeri tasdikteki ilim. Biraz da içeri gir, iltizam. Biraz da içeriye gir, ilti, itikat. ha Şimdi dolayısıyla ne demişsin sen? Allah bizim fiillerimizi biliyor. Ha. Şimdi yani o klasik hani daha önce vermiştik 15-20 sene önce yani sonra da çoğaldı bu. Sen ay tutulacağını Ayın tutulacağını ilmen biliyoruz. Allah bizim bildiğimizden dolayı... Dolayısıyla ayı tutturuyor. Senin bu mantığına göre. Yoksa tutulacağını biz önceden biliyoruz. Neyle biliyoruz? İlim ile biliyoruz. Biz bildiğimiz için tutulmuyor. Tutulacağını bildiğimiz için biliyoruz. Ee, şimdi... E, Allah'ın ilmi... Allah'ın ilmi olmuş olacak e, ee, mümkün, mümteni, vacip. Bütün şeye <laughs> şamildir. Yani çiçek yaratılmadan önce çiçeği yaratma ilmi, çiçeği yaratıldıktan sonra elde eden, elde edilecek ilmi de tazamun eder. Kapsar. Dolayısıyla e, ilmi muhit ezeliye sahiptir. Bir şeyde misal vereyim. Çok kuça veririm bunu. Eee UEFA mı diyorlar spor dünya kurallarını koyan, sporların ku kuralını koyan UEFA mı FIFA mı ne diyorlar. Şimdi nedir o? Top sahasının e, şeyini koyar. E, sahanın uzunluğu bu kadar olacak. Kalenin yüksekliği bu kadar olacak. <laughs> Penaltı böyle olur. Taç şöyle olur. Bilmem ama. Şimdi sahayı çizgiyi çizdiler. 11 tane topçu bu tarafa, 11 tane bu bu tarafa. Şimdi orada bir kural var. Bak bu taç olur, bu penaltı olur. Değil mi? Bunu futbolcular mı koyuyor bu kuralı? Yani futbolcu diyebilir mi ki taç oldu aldı. Ben kabul etmiyorum taç olmaz. Ben olur mu? Olmaz. Bir kural var. İşte sahanın ve futbolun kuralı böyle futbolcuların da futbol hakkındaki bilgilerini, ilmini yata etmiş. Futbolcuların da bir ilmi var. Nedir o? O sahada o bilinen kuralların içerisinde sen ey futbolcu burada bu kuralların içerisinde kuralın olacak. Bu ilmin içinde ilim yapabilirsin. Sen çalım şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin, topu atabilirsin. Bu futbolcuların top hakkındaki tecrübelere ait bilgileri o sahanın içerisindeki kurallara tabidir. Kurallar aşamaz. Mesela bilgisayar Windows kullanıyorsun, Linux kullanıyorsun. Yani kullanıyorsun ama Windows'u ve Linux'u aşacak bir ilim bilgisayarda olmuyor. Niye? Bu sefer sistemi çökertirsin. Olmaz. Verilmiyor zaten. Öyle bir ilim yok. Yani Windows'un arkasına geçecek ilim yok. Bu her kır deniliyor bunlara. Demek ki futbolcuların ilmi, tecrübeleri, oyunları o daha önce kurgulanmış olan kuralların içerisindedir. Ha? O spordaki o sistemin, UEFA'nın, FIFA'nın işte neyin e, koymuş olduğu sisteme irade ve onunla alakalı ilmi mutezeli dinilir. Futbolcuların kendi Te, şey ihtiyarlarıyla olan ilme ihtiyar denilir. E, il, i̇lmin nesi oluyor? Mümkün ilim. Olabilirdi de olmayabilirdi de ama tercih edilmiş. Tamam. Bizim ilmimiz eşyanın, eşeğe bağlı, maluma tabi. Ama eşyanın yaratılmasına ait ilim, biz hiçbir zaman varamayız. O mümkün değildir. Yokluktan yaratma ilmi, tekvindeki Adem'den bu ilim ilim çıkartmak ancak ilmi muhitezeliğe mahsus. Bizim ilmimiz nedir? Maluma tabidir. İlim maluma tabidir. Başka bir şey demiş misin bakayım? E, mutlak bir zatın mutlak olan ilmi o, mutlak olmayan bizim tesir. Ya sen işte cevap verdim. E, i̇lim maluma tabi. Allah'ın ilmi bizim malımıza mı tabi oluyor? Hayır. Bu bize bakan cümledir. Bizim ilmimiz mevcudata ala kadar olduğumuza bağlı. Yoksa Allah için denilen, denilen bir cümle değil bu. İbn Sina sen senin yazını okuyorum. İlmin keyfiyetini tam itirak edemeyiz. Edemezsin tabi ilmi muhitezeli sıfattaki. Subutu sıfatta ne var? Subutu var. İlim, irade, sem, basar, kelam, e, kudret. Oradaki ilmi e, şeydeki esmadaki ilim ne oluyor? Alim. E, sıfattaki hayat e, hayat Tamam. Peki yuhi yani şey e, subuti sıfatta ilim, irade hayat hayat. Peki esmadaki hayat nedir? Muhi Tamam. i̇bn Sina keyfiyete tam idrak edemeyiz. Tamam. Tabi olmalıyız diyor. Teslimiyet içeren bir cevap değil de e, yani insan kendisine ne kadar şahit olursa, kendisine ne kadar e, tanırsa, bak kendisini sırayla gidiyorum, kendisini ne kadar tanırsa, o kadar kendi kendikilerine şahit olur, o kadar da da farkındalığı olur, o kadar da şuuru olur, o kadar da olayın arkasına geçer. Olayın arkasına geçen bir insanın olayı seyrederken elde ettiği ilim ile olayın içindeyken elde ettiği ilim aynı mı? Bak insanda bile bu kadar farklı. Tamam. Mesela son bir şey söyleyeyim. Toplumda nurcu olmayan, sal okumayanların Allah hakkında bir bilgisi var. Tamam. Ondan sonra ve eşi hakkında bir bilgisi var. Elma. Peki Risale-i Nur'u bilenlerinle ilmine eşit mi? Allah bir nur talebesi ciddi bir nur talebesinin Allah hakkında ve elma hakkındaki bilgisiyle sokaktaki adam bir mi? Değil. Ben la teşbih ve la temsil. Sakın yanlış anlama. Sakın yanlış anlama. Bir şey anlatmak için vereceğim Musa Kuantum fiziğiyle meşgul olan bir fizikçi. Yani maddeye verdiği anlam ilim verdiği şeyle benim ilmim aynı mı? La fah ve la gurur. Yani kuantum fizikçilerin, fizikçilerin boğulduğu şeyleri ben malzeme olarak kullanıyorum. İnan basıyorum ayağımla çıkıyorum. Risale-i Nur'un bana verdiği noktayı nazarla. Kuantum fiziği eğer dinle alakası yok, Risale-i Nur hele okumamışsa onların kuantum peki ne benden fazla biliyor? <laughs> i̇şte güneşin saniyede 1 milyon 400 bin ton nükleer enerji şu oluyor. Ondan sonra helyum hidrojene şöyle dönüşüyor. Tabii ki benden fazla. Bunlar zaten afaki tefekkür. Buna boğulursun diyor usta. Buna girme diyor yasak. Yani detay. Yani dünyamızdan güneş arasındaki mesafe 150 kilometre nokta virgül şu kadar şu kadar gerek yok. Bunlar o kadar detay iyi değil. bu adam. Onundan bahsetmiyorum. Tabii ki bizden fazla bilir. Ama eşe yüklediği anlam ve mana, kuantum fizikçisi dahi ben kuantumun e, değil böyle anlaması kuantumun, hayali bile ulaşamayacak Risale-i Nur verdi bize bir noktayı nazar var. Sayayım istersen sana. Elma. <laughs> Atom yani. Madde. Geç arkaya enerji. Geç arkaya kuantum. Bak gördüm. Geç arkaya esir. Geç arkaya madde hayat. Geç arkaya aynı hayat. Geç arkaya hayatın zatları ve cevherleri. Bunların içini doldursam inan sana günler yetmez sana ben böyle. Çünkü bakarsın böyle bizim siteye Nur dersine nurdersi.com'a git bak. Bunlar tek tek anlatılıyor maddi hayat. Aynı hayat. Hayatın zatları ve cevherleri olan ruh. Ruh hakkında kaç tane ders yaptığımızı bilmiyor. Adam bedenden başka her şeyi inkar edenin ilmiz benim topuğuma gelmemiş. İnsanı bedenle, kemikten, etten ifade edenin ilmi neymiş ki? Tamam. Hani diyor ya ustad sen kimsin de böyle büyüklere şey yapıyorsun. Ustad diyor ki ben Kur'an'ın tilmiziyim, talebesiyim. Kur'an'ın talebesi onların diyor damenleri yani hayalleri ulaşamayacak makamlara yani bakışlara, anlayışlara, ilimlere Kur'an bizi yetiştirmiş. Risale-i Nur onlar kuantum fiziğine daha yeni bulunmuş. 1930 küsürlerde kuantumdan bahsedilmiş. Şimdi kabul edilmiş. 1400 sene önce. E peki kuantumda adamlar el freni çekmiş, takoz koymuş. Kuantum arkasına esir, arkasına madde hayat, da, arkasına aynı hayat vesaire. <laughs> tamam. İşte niçin söyledim? Bu da ilim. Hani maddeciler derdi ya her şey budur, her şey maddedir arıyorlar. Daha ilerisi yok. Ne Allah, ne ahiret. Aha işte varlık bu, maddedir. Kuantum fiziği ne yaptı? Onları duman etti. Ateistlerin son dayanakları maddeydi. Yani maddenin arkası yok. Son neydi biz kilise şey lisede okurken? Ee, atom neydi? Madde neydi? Maddenin bölünebilir en küçük parçasını atom diye olduk. Şimdi öyle mi diyor? Bak no. Ve maddenin en küçük parçası atom ise daha gidilecek yer var mı? Yok. So çıkmaz sokak. Bitti. Küfrü buna bina etmişlerdi. Bir baktılar ki ahirete yol mu var? İhtimal mi var? Madde burada bitti diyor. Ahiret olsaydı bir yol olurdu, bir ihtimal olurdu. Bir kokusu, bir alameti olurdu. E kuantum fiziği ne yaptı? Maddeyi kaldırdı, attı. Dedi fiziğin altı metafizik. Fizikten daha acayip karmaşık. Metafizik, kuantum fiziği ne yaptı? Ahiretin en azından muhtemelliğini, ihtimalliğini, olabilirliğini ortaya çıkarttı. Niye çıkarttı? E bak sen maddede olay bitmiyor ki. Daha acayip. Bu da neyi gösteriyor? E bu madde bitmişti dedik. Öyle bir cadde açıldı ki otoban gibi. Peki bunun ucu neresi? Ee, yok. O zaman mümkündür ahiretin olması en azından. Niye? Kuantum fiziğiyle varlık anlaşı gitti de gitti. Bir de sana şunu söyleyeyim. Bir tane sakat bir adam vardı ya. Bir parmağa çalışıyordu fizikçi. Ee, öldü böyle. Neydi o? Da, Dunkings miydi? Neydi? İki tane vardı bir tanesi. Onun bir güzel bir iddiası var yani. Güzel bir cümlesi var. Hoşuma geliyor. Ee, öldü adam. Birkaç ay önce öldü. Belki de sene olmadı. Diyor ki kara delik var. Kara delik. Kara deli fizikle metafizik arasında diyor. Geçiş solucan delikleridir diyor. ne, ne diyor biliyor musun aslında? Kara deliğin içine saati koyarsanız saat durur. Saat bozulur anlamında değil. Nedir o? Zaman yoktur der. Yani kara delikte zaman yoktur. Tamam mı? Şimdi. Kardeşim kara delikte zaman yoktur. Diyor bunu fizik. Çünkü nedir o? Kocaman bir dünya. Kara deliğe girdiği zaman ne oluyormuş? Bir çay kaşığından daha küçük hale geliyormuş. Kara deliğe dünyamız atılsa öteki taraftan çay kaşığı kadar. Çünkü protonla elektron arasındaki boşluklar kalkınca dünyamız o kadar boş yani. Hani boş dünya derler ya. Çay kaşığı kadar. Atomlar birbirine yapıştırırsan dünyayı, dünyayı, dünyayı komple. Çay kaşığı kadar bir şey olur. Bunu yapan orası enerjiyi yani suretaki kanuna değiştiriyor kara delik. Zaman duruyor diyor. Zaman durduğu zaman sevgili kardeşim, ilmimiz, bizim ilmimiz zamanla elde edilmiş geçmiş geleceği var. İlmimizin geçmiş ve geleceği var. Zaman olmadığı yerdeki ilim nasıl bir ilim olur? O zaman zaten demiş yani. Tanrının olma ihtimali büyüktür demiş. Ondan sonra iman etti o. Yani şimdi kara delikte madem saat duruyorsa yani zaman yoksa yani bizim tabirle zaman lefi mafe ispatsa oradan başlıyorsa sana soruyorum. Zaman lefi mafe'nin ispatın arkasına geçersen ki fizikle misal vereyim o kadar gitmiyor Bizim zaman anlayışımız ki ışık e, fotonun hareketiyle olur. Saniyede 300 bin kilometre bölüyor hareket ediyor ya. Şimdi diyor ki fizik. Bir eşya diyor, ışık hızına kadar hızı artarsa, zaman ne olurmuş? Sıfır olur. Zaman olmaz. Meleklerin niye zamanı yok? Niye yaşlanmıyor? Çünkü vücutlarını meydana getiren, esir ve maddi hayat, onların e, vücutları maddi hayattır. E, cinlerin ise, e, şeydir, esirdendir. Şimdi, meleklerin vücudu, Işık hızına dan daha arkada yapı, hareket ediyor elektronları yani madde söyle diyelim. Peki bir eşyanın hızı ışık hızına eşit veya ışık hızını aşarsa zamanı olur mu? Olmaz Einstein'in şeyine göre zaman ne ile başlıyor? Işık hızıyla başlıyor. Zamanın arkasını ışığın arkasına geçerseniz yani ışık'tan daha hızlı hareket ederse bir mermi tabanca mermisi cama tabanca yatarsanız o mermi ışık hızından daha hareket ediyorsa cam kırılmaz. Öteki taraftan geçer gider. Yani ne gibi? Işık gibi. Işık nasıl camı kırmıyor karşıya geçiyor? Bizim ilmimiz bu kadar. Kardeşim sen de Abdurrahman'sın. Abdurrahman. Ee, bu kadar. Işık hızına ışık hızıyla hareket eden var mı? Var tabi. Hayal. Hayal onun için zamanı yok. Ka geçmişe, ka geleceğe. Ondandır ki e, kudreti de zamanla çalışmadığı için hayalen halk ediyoruz. Hayalen. Yok ediyoruz. Hayal kuruyoruz. O halktır. Allah'ın halk isminin cilvesine mazar oluyoruz. Atom seviyesinde yaratmıyoruz ama hayal seviyesinde yaratıyoruz. Hayal da değil. nasıl yaratıyoruz? Hayalimiz, kurguladığımız bir şeyin yapmıyor muyuz? İçine de giriyoruz. Doğru mudur? Doğrudur tabi. Hayal neyi kuruyorsanız, ona dönüşüyorsunuz, o oluyorsunuz. Peki var olan bir şey hayalimizden kaldıramayız mı? Kaldırıyoruz. Nasıl yapıyoruz, yaratıyoruz? Zaman arkasında hayal zaman arkasına çalışıyor. Ustad diyor ki hayalini e, şeye bindir diyor. şey ruhunu hayale bindir diyor. Ya aklını fikre bindirdi diyor usta. Bak aklı fikre ruhu hayale bindi diyor. Seyahat ettiler diyor. Zaman mı kalır? Ne mekan kalır? Hayal ne zamanı Bak hayalimiz hem zamanı hem mekan ortadan kaldırıyor kardeş. Biraz uzun mu oldu? Biraz ilahiyatçı olduğun için sana bunlar lazımdır zannıyla şey yaptım. Allah'a Allah'a emanet ol sevgili kardeş. Selamun aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.